Evet, 10. sınıf hikaye ünitesinin son konusu milli edebiyat döneminde hikaye. Bir bakalım neler olmuş milli edebiyat döneminde. Akıl yürütelim. Milli edebiyat, milli sözünü duyduğumuz anda hemen dilde Türkçe'ye döndüğümüzü göreceğiz. Yani artık daha sade bir dille konuşmaya başlayacağız. Çünkü milli olana değinmiş. İşte şey olarak, konu olarak yine milli konulara değinmiş. Türkçükten bahsedebiliriz mesela. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp bir araya geliyorlar ve Yeni Lisan adlı bir makale yazıyorlar. Bu Yeni Lisan makalesi aslında günümüz Türkçesinin temeli sayılabilir. Çünkü Türkçenin oldukça sadeleştirilmesi gerektiği konusunda düşünmüşler ama tanzimatçılardan farklı olarak tanzimatçılar da bunu düşünmüştü. Ama farklı olarak bunlar uygulamaya da geçmişler. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra ortaya çıkan milli edebiyat akımı ile birlikte hızlı bir gelişme göstermiş. Dilde Türkçülük ve sadeleşme hareketi öykücülüğümüze de yeni bir hız kazandırmış. Gördüğünüz Genç Kalemler dergisi. Az önce de söyledim, Yeni Lisan makalesi bu dönemin başlangıcı sayılır. Milli edebiyatçıların en önemli çıkış noktaları dil, verilen eserlerde halkın anlayabileceği sadelikte bir dil olması gerektiğini söylemişler. Konuşma diliyle yazı dilini, dilin arasındaki farkı ortadan kaldırmışlar. Sokakta konuşulan dille çok da güzel hikayeler yazmışlar. Ömer Seyfettin Mopasan tarzı hikaye tekniğini kullanmış tabii ki milli duyarlılıkları, toplumsal sorunları, hikayenin konusunu oluşturmuş. Sanatçı gerek öykü tekniği gerekse kullandığı yalın dille öykücülüğümüzün öncüsü sayılmış. Bu dönemde tabii ki sadece Ömer Seyfettin değil, Refik Halit Karayhal, Edip Adıvar, Reşat Nuri, Yakup Kadri gibi sanatçıları da görüyoruz öyküde. Türkçülük hakim dediğimiz gibi, bunun yanında Osmanlıcılık ve Batıcılık akımları da etkili ama en çok Türkçülük söz konusu. Gözlemler hakim çünkü realist bir etki var. Yani realizmin etkisinde kalınmıştır. Naturalizmden de etkilenenler var. Milli edebiyat adı üstünde milli olduğu için sanat toplum içindir. Anlayışı hakim. Mekan çoğunlukla Anadolu'dur. Artık ilk defa Anadolu işlenmeye başlanmış burada. Hikayeler teknik açıdan oldukça da başarılı. Bu dönemde Anadolu'da geçen olaylar anlatılmış. Bu dönemin öykü ve romanlarındaki olaylar Anadolu'nun çeşitli köşelerinden seçilmiş. Anadolu halkı işlenmiş tabii ki. Halkın her kesiminin yaşamı konu alınmış diyebiliyoruz. Mekan olarak yine İstanbul'un dışına çıkıldığını söyledik. Az önce de hikayelerde, sanatçılar hikayelerinde bilinçli olarak İlk kez İstanbul dışına çıkmışlar. Milli edebiyat ana başlığı altında bir memleket edebiyatının gelişmesine ortam hazırlamışlar. Mesela Refik Halit Karay Memleket Hikayeleri adlı kitabında memleketin ilgi çekici örneklerini, ilgi çekici olaylarını eserlerine yansıtmış. Ele alınan konular tatmin edici bir derinliğe kavuşturulmamış tabii ki ama çok fazla konu edebiyatımıza girmiş. Halide Edip Adıvar mesela Kurtuluş Savaşı dönemindeki olayları anlatıyor Hikmet Çocuk eserinde. Ömer Seyfettin Pembe İncili Kaftan, Forsa Başını Vermeyen Şehit gibi hikayelerini tarihten almış. Çok fazla yani çok geniş bir öykü yelpazesi, konu yelpazesi var aslında. Tema ve zihniyetten bahsedecek olursak Yakup Kadri ve Refik Halit Karay aslında diğerlerinden biraz daha farklılar. Çünkü Fecrati'den geldiler. Fecrati topluluğundan bu milli edebiyata katılmışlar. Bunların dünya görüşü diğerlerinden tabii ki farklı. Aralarındaki farka rağmen hepsi de yerli yaşamı ve Anadolu'yu çok güzel de yansıtmışlar eserlerinde. Her sanatçı veya edebi topluluk yaşadığı dönemdeki toplumdan, içinde yaşadığı sosyal koşullardan etkilenir demiştik. Etkileşim sonucunda eserler verir demiştik. İşte milli edebiyat sanatçıları da yine o dönemden etkilenmişler. Bu dönemde temalar tabii ki o dönemde yaşanan şeyleri konu aldıkları için Anadolu insanın içinde bulunduğu ağır savaş koşulları, bu koşullardan dolayı çektikleri acılar ve yoksulluklar, Türkçülük, ilerleme, çağdaşlaşma, gericilik, batıl inançlar, cehalet ve yoksulluk konuları işleniyor. Milli edebiyatına yazılan hikayelerin birçoğunda bu temalar var.
Bu dönemde kişiler için çok şey söyleyebiliriz aslında. Çünkü kişi kadrosu zenginleşmiş. Yani toplumun her kesiminden kişi hikayenin konusu olmuş, hikayenin kişisi olmuş. Kişiler hem ruhsal hem de fiziksel açıdan çok güzel betimlenmişler. Yani yaşadıkları çevreyle ilgili ilişkilendirilerek betimlenmişler. Tanzimat'taki gibi değil. Hatırlarsak Tanzimat'ta betimlemeler sadece süs amaçlı yapılmıştı, sanat amaçlı yapılmıştı. Milli edebiyatta betimlemeler ve mekan, yani mekan ve kişi tasvirleri, betimlemeleri olaya, gerçeğe dayalı betimlemeler. Milli Edebiyat dönemi hikayelerinde Ömer Seyfettin tarihimizde kahramanlıklar gösteren tiplere de yer vermiş. Tevfik Halit Karay Anadolu'nun ilgi çekici tiplerini adeta keşfetmiş diyebiliriz. Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri ise Anadolu'dan yine seçtikleri tiplere yer vermişler. Dış görünüşleriyle, biçim, çehre ve davranışlarıyla anlatmışlar kişilerini. Yarının Türkiye'sini inşa etmişler aslında bu eserler, bu tiplerle, oluşturdukları bu tiplerle. Başka ne söyleyebiliriz? Ömer Seyfettin'den bahsedebiliriz. Türk Edebiyatı'nın en önemli hikayecisidir diyebiliriz. Yeni lisanla Türk dilini kuralları oturtmuş ve oldukça da sadeleştirilmiş. Anadolu insanının hayat şartlarını hikayelerine yansıtmış. Balkan savaşlarını mesela, Balkan Savaşı'nın hikayelerine yansıtmış. Dilde, fikirde işte milliyetçilik fikrini savunmuş. Çocukluk anılarından yola çıkarak öyküler yazmış. Efsaneleri hikayelerinde işlemiş diyebiliriz. Eserlerini aslında çoğumuz biliyoruz. Bomba, Yalnız Efe, Efruz Bey, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler gibi. Yakup Kadri'ye gelirsek, edebiyatın her alanında eser vermiş. Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiş. Anadolucu ve Atatürkçü bir çizgide kalmış. Aslında romancıdır kendisi. Kuvvetli bir gözlem gücü var çünkü realist bir çizgide yazmış. Aydın halk çatışmasını çok da güzel anlatmış. Hikayelerine geçersek Bir Serencam, Rahmet, Ceviz, Milli Savaş hikayeleri gibi. Halide Edip Adıvar edebiyatımızdaki ilk kadın romancı değil arkadaşlar. Herkes bunu öyle sanıyor. Edebiyatımızdaki ilk kadın romancı Tanzimat döneminde yaşayan Fatma Aliye'dir. 50 lirayı açarsanız, üstüne bakarsanız Fatma Aliye'yi de görürsünüz. Halide Edip Adıvar ama evet, gerçekten edebiyatımızın çok büyük kadın yazarlarımızdan biri. Cephe gerisinde mücadele etmiş. O nedenle savaş alanında Kurtuluş Savaşı'nı çok güzel işlemiş, gerçekçi işlemiş eserlerinde. Çünkü görmüş, yaşamış o süreçleri. Eserlerinde aşk, kadın psikolojisi, doğu batı çatışması, eski yeni kavgası işlenmiş. Kuvvetli bir gözlem yeteneği var. Kurtuluş Savaşı eserlerinde çokça yer vermiş dediğimiz gibi. Her alanda eser vermiş neredeyse. Dili çok başarılı değil. Bazı eserlerini hatta İngilizceden Türkçe'ye çeviriyor. Sinekli Bakkal gibi. O yüzden çeviri tadında bir dili var diyebiliriz. İzmir'den Bursa'ya diye bir hikaye kitabı var. Bunun dışında bunu tabii ki Yakup Kadri ve Falih Rıfkı ve Mehmet Asım'la birlikte yazmış. Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt önemli öykü kitapları. Reşat Nuri Anadolu'nun dertlerini, sıkıntılarını, inançlarını eserlerinde işlemiş. Sade, yapmacıksız bir dil kullanmış. Müfettişlik yaptığı için Anadolu'nun sevinçlerini, her şeyi bilmiş ve eserlerine de sıkça yansıtmış. Önemli olan mesela Eski Ahbap Tanrı, Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun önemli hikayeleri. Refik Halit Karay anacağımız son isim yine halk dilini eserlerinde oldukça başarılı. Oldukça başarılı olmuş. Halk dilini eserlerinde oldukça başarılı olmuş durumu. Yanlış bir cümle kurmuşum. Halk dilini eserlerinde oldukça başarıyla kullanmış. Kuvvetli bir gözlemciliği var ancak iç gözlemlerde çok da başarılı değil. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri diye iki de hikaye kitabı var. Artık hikaye ünitesi bitti arkadaşlar. Birazdan filmsiyle ilgili filmsi videosunu çekeceğim. Kolay gelsin.